Cansu dün okuldan eve dönerken yolun yarısını koşmuş. Daha sonra kalan yolun dörtte birini sekerek gitmiş. Ardından yolun geri kalanında ise yürümüş. Cansu'nun yürüdüğü mesafe 120 metreye eşittir. Cansu'nun evi ile okulu arasındaki uzaklık ne kadardır? Cevabı metre cinsinden veriniz. Hmm, bir bakalım. Cansu'nun 120 metre yürüdüğünü biliyoruz. Şimdi soruda anlatılanları düşünmeye başlayalım. Gözümüzde canlandırabilmek için okuldan eve kadar olan yolun tamamını şuraya çizelim. Burası okul olsun. Şimdi bir çizgi çizelim. Bu, okul ve ev arasındaki uzaklığın tamamını gösteriyor. Bunu mümkün olduğunca büyük yapacağım ki, üzerinde gerekli notlarımızı alabilelim. Evet, işte burası da Cansu'nun evi. Şimdi bize ilk olarak Cansu'nun yolun yarısını koştuğu söylenmişti. O zaman önce okulla ev arasındaki yolu ikiye bölelim. Burası yolun yarısı. Ve Cansu yolun yarısını, yani bu kadar mesafeyi koşmuş. Soruda ayrıca Cansu'nun kalan yolun dörtte birini sekerek gittiğini söylemişler. Kalan yol derken henüz turuncuya boyamadığımız şu kısmı kastediyorlar. Kalan yolun dörtte birinde sektiği için, şimdi gelin bunu dört eşit parçaya ayıralım. Kalan yolun yarısı burası. Burası kalan yolun dörtte biri. Yarım dediğimiz yer dörtte ikisi ve burası da dörtte üçü. Evet, kalan yolu aldık ve dört eşit parçaya ayırdık. Cansu yolun yarısını koşmuş, kalan yolun dörtte birini ise sekerek gitmiş. Burası koştuktan sonra kalan yol ve Cansu kalan yolun dörtte birinde sekerek gitmiş. Sekerek gittiği yolu da pembeyle işaretleyelim. Sonra soruya tekrar bakalım. Yolun kalanında yürümüş. Yani burasını yürümüş. Yürüyerek gittiği kısmı da maviyle boyayalım. Soruda söylenene göre, işte yürüyerek gittiği bu kısım 120 metreymiş. Bizden, Cansu'nun okuluyla evi arasındaki toplam uzaklığın ne kadar olduğunu bulmamız isteniyor. Şimdi bunu bulmak için birkaç farklı yol kullanabiliriz. Öncelikle, Cansu koştuktan sonra kalan kısma bakalım. Burası, koştuktan sonra kalan kısım. 120 metre dediğimiz yer, koştuktan sonra kalan kısmın 3 bölü 4'üne eşit. Öyle değil mi? Eğer 120 metre koştuktan sonra kalan yolun 3 bölü 4'ü ise, koştuktan sonra kalan yolun 1 bölü 4'ü ne kadar olur? Şimdi şunu da yazalım. 120 metre kalan mesafenin 4'te 3'ü kadar. Peki bu durumda buradaki 4'te 1'lik mesafenin her biri neye eşittir? 120 metre 4'te 3'lük mesafeye eşit olduğuna göre, dörtte birlik mesafe, bunun 3'te biri kadar olmalı. 120'nin 3'te biri 40 eder. Yani burası 40, burası 40 ve burası da 40'a eşit olmalı. 40 artı 40 artı 40 eşittir 120'dir zaten, değil mi? O halde buradaki şu kısım da 40 olacak. Yani sekerek gittiği uzaklık da 40 metreye eşit. Demek ki koştuktan sonra kalan yol 4 tane 40 kadarmış. Ki o da 4 çarpı 40'tan 160 eder. Evet, koştuktan sonra kalan yol 160 metreymiş. Peki, okuldan eve kadar olan yolun toplam uzunluğu ne kadardır? Cansu yolun yarısını koşmuştu. Koştuktan sonra kalan kısım da yolun yarısıydı. Koştuktan sonra kalan kısım, yani yolun yarısı 160 metre dedik. O zaman koştuğu kısımda yolun yarısı olduğuna göre, demek ki burası da 160 metreye eşit. 160 metre artı 160 metre bize okuldan eve olan toplam uzaklığı verecek. 160 artı 160 eşittir 320. Sonuç olarak Cansu'nun okuluyla evi arasındaki uzaklık 320 metreymiş.